Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü dünden bugüne turizm eğitimi online söyleşiler programımızın konuğu hocamız Profesör Doktor İsmet Barutçegil. Ben İsmet Barutçegil ismini 1980'li yılların ortasından bu yana bilirim. Turizm alanında işte iki tane yayını var. Ben onları da size göstermek istiyorum. Bir tanesi bu kitap, diğeri de bir yarışmada olmuş bir kitap. Bu kitaplar dolayısıyla hocamızı ismen biliyorum ama ben de ilk defa bugün kendisiyle karşı karşıya geldim. Tabii bu iki kitabın şöyle bir özelliği var. Hocamızın zaten o dönem işte 60'lı, 70'li, 80'li hatta 90'lı yılların hocalarımızın bir özelliği vardı. Bunlar turizm işletmeciliği eğitimi yani herhangi bir dereceleri olmayan hocalarımızdı. Ve bunlar kendi alanlarından turizme bir uygulama alanı olarak yaklaşmışlar. Bu konuda işte çeşitli yayınlar vermişler. Hocamızın da bu konuyla ilgili iki tane kitabı var. Özellikle turizm işletmeciliği kitabı, biraz önce hocamla da konuşurken bahsetmiştim. Turizm olayını bence iyi toparlamış bir kitap. Yani bir öğrenciye verdiğiniz zaman turizm olayını, hiç bilmeyen bir öğrenciye verdiğiniz zaman turizm olayını anlamasını kolaylaştıran bir kitap. Bununla ilgili işte birkaç kitap daha var. Mesela Tunca Tosköy'ün Turizm Olayına Genel Yaklaşım kitabı da öyle. Merhum Hasan Zafer Doğan'ın Turizmin Sosyo-Kültürel Temelleri diye kitabı da var. Hocalarımız da turizm alanında yetişmemişler ama uygulama olarak turizmi seçmişler. İşte bunlardan bir tanesi de İsmet Hocamız. Bugün kendisiyle akademik hayatını konuşacağız, yaptıkları işleri konuşacağız. Sonra zamanımız olursa da bu kitaplarla ilgili de konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Akademik hayata nasıl başladığınızdan itibaren bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum böyle bir ortamı hazırladığınız için. Katılımcı arkadaşları da selamlıyorum, sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Umarım güzel, eğlenceli ve aynı zamanda faydalı bir sohbet olur. Akademik hayatıma başlangıcımı anlatayım. Biraz önce söylediğiniz Tunca Toskay'ın da öğrencisiyim, İktisat Fakültesinden. Ondan tabii ilk belki turizmle ilgili sözcükleri o yıllarda duyduk. Ben 1970'li yılların başlarından bahsediyorum. Ve turizm olayına bu ilgimin aslında bir başka sebebi daha var. Siz üniversite dediniz ama ben liseden itibaren, lisenin son sınıfında İstanbul'da Sultanahmet'te öğrencilere turist rehberliği yaparak turizmle tanıştım. Evet, bunu bilmiyordum. Ve Vefa Lisesi, Üniversite İktisat Fakültesi, evimiz Cağaloğlu'ndaydı. İstanbul'u bilenler bilirler, hemen bütün turistik merkezlerin orta yerinde. Ayasofya'sı, Topkapı Sarayı, Sultanahmet'i hepsi çevremizde 100 metre mesafede. Ve ben öğrencilere, daha çok genç turistlere orada rehberlik yapıp sarayı, camiyi, Ayasofya'yı gezdirerek hem yabancı dilimi geliştirdim hem de turizmle bir tanışma fırsatı buldum. O dönemde öğrenci dernekleri vardı. Bir tanesi sağ, bir tanesi soldu ama bir tane de ortada bir tane vardı. Ve onun bir turizm bölümü ve o turizm bölümünde de bir rehberlik okulu vardı. Ben oradan başladım. Gırtlan mı, öbür federasyon mu? Hayır, işte onları söylüyorum. Bir tanesi federasyonda, o biraz sol eğilimliydi. Bir de Milli Türk Talebe Birliği vardı. Evet. Bir de sağ eğilimliydi. Zaman zaman TTAB. sol da olmuştur da sağ sol gelişmiştir o böyle. Evet, benim söylediğim onların ikisinin dışında üçüncü bir dernekti. Türkiye İktisat İşleyenler Akademik Talebeleri Birliği Derneği'ydi bu. Çok Evet, fazla bir çok büyük onlar olan. turizmle uğraştı mı onlar da? Evet. Cağaloğlu'ndaydı onların yeri de. Ve onlar daha çok böyle öğrencilerle ve öğrencileri geliştirecek bir takım aktivitelerle ilgilendiler. Ve ben de orada çalıştım. Oradaki rehberlik, amatör rehberlik ve bir amatör rehber kokardı da alıp o dönemde başladım. Ve tabii bu bana hem lisanımı hem de turizme olan ilgimi artırdı. O kartı nereden, pardon, nereden aldınız?
İşte bu dediğim dernekten, öğrenci dernekten. Kokart o da veriyor muydu onunla? Ama Çünkü diğer profesyonel ikisi olan değil. Yanlış anlayın. Amatör olarak. Amatör. Amatör. Öğrenciler için. Evet. Öğrencilerle irtibatlı bir dernek olduğu için öğrenciler oraya geliyorlar. Orada işte kendilerine kalacak yer buluyorlar. Bir takım sorularını soruyorlar. Ben de oradan bir turizmle bağlantımı kurdum. Tabii hippileri de soracağım biraz sonra yalnız. Hippi evet. Dönemini de soracağım. Siz o dönem yaşamışsınız. Ev Cağaloğlu'nda ve bütün o turizm merkezlerinin, Kapalı Çarşı'nın hemen yanında olduğu için etrafımız turistlerle, gençler veya yaşlı, aynı ev yaştan. Tabii o bana bir bu konunun ilginçliğini, Türkiye'nin geleceği için önemini, ekonomik faydalarını, bunları hepsini yaşayarak öğrenmemi sağladı. Sonra üniversitede İktisat Fakültesi ve İşletme dalında Bursa'da göreve başladım. Bursa Akademisi'nde. İşletme kürsüsündeydim. Ve benim Eskişehir'den gelen hocalarım konuştuğumuzda, görüştüğümüzde hani pazarlama, finans vesaire derken yönetim ve organizasyona daha yatkın olduğumu, daha çok istediğimi düşündüm. Ve o dalda çalışmaya başladım. Bilmiyorum isimleri zikredersem hatırlar mısın ama Profesör Doktor İnal Cem Aşkun Evet. benim yol göstericim, rehberim oldu. Biliriz. İsmen bilirim. Evet. Tabii Eskişehir'in hocalarındandır. Ve orada da yeni kurulan bir okul, akademi Bursa'da akademi olarak yeni kurulduğu için birçok dalda ihtiyaç var. Hem öğretim üyesine hem de ders materyaline. Ve birinci, ikinci sınıf derken turizm konusundaki dersi ben önerdim. Hem tecrübelerimden hem o konuya olan ilgimden, konunun Türkiye ekonomisi için önemli olduğunu düşündüğümden. Ayrıca 70'li yıllarda yavaş yavaş işte ekonomik programlarda da, planlarda da, 5 yıllık kalkınma planlarında da turizm yer almaya başlıyor. Önemli oluyor. Üzerinde konuşmalar yapılıyor. Bacasız sanayi diye adlandırılıyor. Dolayısıyla o ilgim ve ondan sonra bir iki defa yurt dışına çıkma imkanım oldu. Orada topladığım kitaplar, o ilgi alanımda turizmle ilgili kitaplar topladım. Ve dönünce de 80'li yılların başında o kitabı hazırlayıp yazdım. İşte dersi hangi yıl koymuştunuz akademide, turizm dersini? Turizm dersini ben 77'de koydum. 77'de koydunuz. Evet. 77-78 büyük olasılıkla. Tabii ilk başlarda basit notlarla ama ondan sonra kitap hazırlandı. Kitap 82 yılında yayınlandı. Üniversitenin, Uludağ Üniversitesi'nin yayını oldu. Tabii o zamanki adı 82'de Bursa Üniversitesi'ydi. YÖK ile adı Uludağ Üniversitesi'ne dönüştürüldü. Ha, bu arada söylemeyi unuttum ama ben akademiden üniversiteye geçiş yaptım. 1975 evet. yılında Bursa'da üniversite kuruldu. Akademi 71 yılı sonunda kurulmuştu. 5 yıl sonra ben üniversiteye geçtim. Ve bu kitap üniversitede yayınlandı. Uludağ Üniversitesi yayın diye geçiyor zaten. Evet, evet. Bursa evet, evet. Ve sonra Uludağ Üniversitesi yayını. Sonra Bursa Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile birleşti. Ve Balıkesir'de de bir okul açıldı. Hatta Balıkesir'deki okul turizm olarak açıldı. Evet, 76'da açıldı. 78'de öğrenci almışlar, evet. Almaya başlamışlar. Evet. Evet, yani tarihçeyi ben sizden daha iyi bilemiyorum. Sizde bilgiler daha güncel, daha doğru. Dolayısıyla bu iki okulda bu kitaplar okunmaya başladı. Bu dersler verilmeye başlandı. Ben bir dönem Balıkesir'e de giderek bu dersi verdim. Sonrasında da 88 yılına kadar üniversitede bu dersleri vermeye devam ettim. Son sınıfta verilen bir dersti. Turizm işletmeciliği dersi. Ve öğrencilerin bir kısmı pazarlamayı, finansmanı, üretim yönetimini, işte temel yönetim, işletme, organizasyon derslerini 1, 2, 3. sınıflarda aldıkları için son sınıfa geldiklerinde bu kitap ve bu konu bilgilerinin bir sektöre uyarlanması şeklinde oldu. O yüzden tahmin ediyorum öğrencilerin de hoşuna gitti. Öğrenmeleri,
anlamaları da kolaylaştı. Çünkü finansman nedir biliyorlar. Pazarlama ile ilgili dersler okumuşlar. Üretim yönetimi 3. sınıfta okutulan bir dersti o yıllarda. Ve son sınıfa geldiği zaman bunu bir sektöre, turizm sektörüne uyarlama durumunda oldular. Bu dersi aldıktan sonra sektöre gelen oldu mu? Yani bu alan çalışanlar oldu mu? Biliyor musunuz? Nazım Bey, takdir edersiniz ki benim İktisadi İlimler ve Uludağ Üniversitesi'ndeki sınıflar 200'er kişilik sınıfla ve uzunca bir süre, 30 yılı aşkın bir dönem ben hocalık yaptım. Binlerce öğrencim olmuştur. Evet. Hangisi nereye gitti bilmiyorum açıkçası. Yok, belki rastlamışsınızdır, ne bileyim. Evet. Veya o, size söylemiştir böyle bir şey oldu diye o anlamda sormuştum. Yani evet. Kitabımla ve o derslerle ilgili geri dönüşler yapanlar oldu ama yani herhangi bir turizm işletmesinde belli bir yere gelip de beni arayan soran olmadı. Ama o derste öğrendiklerimiz hayatımızda işimize yaradı, kullandı şeklinde geri dönüşler oldu. Hocam şeyi soracağım. Şimdi siz Cağaloğlu'nda eviniz var. Zaten Sultanahmet'te turizm öyle başlıyor. Bu sizin bu gelenlerle ilişkileriniz hangi yılda başladı? 65'ten sonra galiba. 68'de başladı. 68'de başladı. 68'de başladı. 68-69 yılında ben yaz aylarında o gençleri alıp öğrenci turistleri Topkapı, Ayasofya, Sultanahmet, Hipodrom, Kapalı Çarşı dolaştırıyordum. Şimdi o dönem bu hippie dediğimiz kesimin en yoğun geldiği 65-79'dur Hümeyni biliyorsun devrimine evet, kadar. Evet. En yoğun olduğu dönemdir. Benim bu konuda bir iki tane makalem falan da var. Biraz o konuyu araştırmaya çalışıyorum. Bu 15 yıllık süreçte ne olduğunu gibi. Sizin o konuda o yıllardaki yaşadıklarınız, gözlemleriniz hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Ya çünkü siz bunları almış gezdirmişsiniz aynı zamanda. Bu gençler tabii o dönemin bir isyan dönemi. 68 kuşağı dediğimiz bütün dünyada, evet. Amerika'da, Fransa'da, hatta Türkiye'de de bir şekilde karşı çıkış, protesto gençliği, müzikleriyle, giyimleriyle, hal ve hareketleriyle bir özgün, kendine özgü bir kuşak bu. Bu benim gençlerden gördüklerimin büyük bir kısmı Nepal yolcusu. Evet. Yani Avrupa'dan çıkmışlar, hatta Amerika'dan çıkmışlar. Gezerek, otostop yaparak, ceplerinde çok fazla bir para olmadan dolaşan, ucuz hostel dediğimiz öğrenci yurtlarında kalan gençlerdi. Tabii o dönem enteresandır. Daha güvenli bir dünya vardı. Seyahat biraz daha kolaydı. Yani şimdi imkan var. Ulaşım, konaklama, rezervasyon vesaire son derece kolay. Ama o dönemde insanlar korkmuyorlardı. Yani bir şeye kadar düşünün, Avrupa'nın ortasından belki Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan yola çıkıp Türkiye üzerinden İran'a, Afganistan'a, oradan ne bileyim Nepal'e, Hindistan'a gidenler o kadar korkmuyorlardı. O yolda San Francisco'dan falan, Amerika'dan gelenler falan da. Şeyi soracağım. Hocam şimdi o dönemde bu Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı olsun, diğer federasyon olsun, otobüslerle falan, otobüsler kiralayıp işte İran üzerinden Katmandu'ya, Nepal'e, Goa'ya falan insanlar götürüyorlarmış. Sizin dernek de öyle şeyler yapıyor muydu? İktisat Fakültesi derneği de. Ya, otobüs kiralamak, o ne bileyim bunları. O daha çok İstanbul içinde daha sınırlı bir şeydi. Yani büyük organizasyonlar yapacak gücü de yoktu, kadrosu da yoktu. Daha çok günübirlik turist rehberliği veya küçük organizasyonlar, birkaç kişilik gruplar varsa onları belki bir minibüsle İstanbul'u dolaştırma şeklinde oluyordu. Kariye'ye gitmek gibi veya Rumelisan'a gitmek gibi. O dönemde o vardı. Sultanahmet'te bir lale puding shop vardı. Şey, puding shop. Şimdi de lale lokanta şu an devam ediyor. Evet. O zamanki adı Puding Shop'tu. Evet, Puding Shop. Buluşma yeri orasıydı. O gençlerle tabii hayatı tanımak, onlarla sohbet etmek, hem yabancı dil hem de dünya görüşü bakımından bana çok şey kazandırdığını düşünüyorum. Bir de İktisadi İdari Bilimler Fakültelerini bilenler bilirler. ISEC diye bir organizasyon vardır. Ben ISEC'te de çalıştım. ISEC'in stajyerlerini 2 sene üst üste
Anadolu'ya tura çıkardım. İstanbul'dan yola çıkıyorduk, Ankara üzerinden Mersin'e otobüsle, Konya ve Mersin. Oradan Antalya'ya geliyorduk. Antalya'dan vapura binip, o zaman İskenderun ve Samsun isimli iki tane gemi var. Gemi vardı. Bunlar vardı, bir de Akdeniz, Karadeniz. Bu gemiler İstanbul'dan Antalya'ya kadar çok güzel seferler yaparlardı. Keşke şimdi de olsa, gençler istifade edebilse. Bu gemi gündüzleri bir yerde durur, geceleri yola çıkardı. Ve bütün o sahil boyunca Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve İskenderun'a kadar gidermiş. Evet. Ya İskenderun'a kadar giderdi, doğru. O da vardı. Ben bu dernek bir de şey yapıyor, bu köylerde falan çalışma kampları falan var. Siz de öyle bir şey yapıyor muydunuz? Ben çalışma kampına kendim İngiltere'de gittim. Ha, Türkiye'de de olmuş galiba da. Evet. Vardı ama ben onlarla çok fazla bir bilgim ve ilgim olmadı. Nazım Hocam. Evet. Ama bu çalışma kampları, gençlik organizasyonları, öğrencilerin bu alandaki aktiviteleri gerçekten hem öğrenme, kişisel gelişim, yabancı dil bilgisi ve dünya görüşü konusunda önemli katkılar sağlıyor. Gönlüm benim gençlerimizin de şimdi bu tür aktivitelerde, bu tür ortamlarda bulunabilmeleri, bilemiyorum belki daha iyi şansları, daha iyi şartları da vardır ama ben o dönemde onları sonuna kadar kullandığımı düşünüyorum. Ve dolayısıyla da onlar bana çok şey kazandırdı. Turizme ilgim de biraz da bunlardan kaynaklandı. 90'lardan sonra ilginiz koptu mu, devam etti mi turizmle? Ben üniversitede bu konuyu, bu dersi bir başka arkadaşa devrettim. Ve 88 yılında İstanbul'a geçtim. Bursa'daki Uludağ Üniversitesi'nden ayrılıp İstanbul İktisat Fakültesi'ne, kendi okuluma geri döndüm. Ve burada da işletme dersleri vermeye başladım. 3 sınıfta dersim vardı. Birinci sınıfta genel işletme, çağdaş işletme diye anlatıyorduk. Üçüncü sınıflarda yönetim ve son sınıflarda stratejik yönetim. Evet. Ya da diğer adıyla işletme politikası. Bu dönemde ben yönetim ağırlıklı çalışmaya başladım. Ve İngilizce iktisatta ders verdiğim için herhangi bir ders kitabı yazma ihtiyacı da duymadım. Öyle bir ortam da olmadı. Ayrıca İktisat Fakültesi'nde çok da fazla kitap yayınlayacak bütçesi yoktu o yıllarda. 90'lı yıllarda. Sonrasında ben biraz kendimden bahsetmiş olayım. Evet, böyle. Lütfen. Belki de sorulara da o şekilde imkan sağlayabilirim. 2000'li yıllardan sonra üniversite görevinden ayrılıp kendi işimi kurdum. Bir eğitim ve danışmanlık firması. Ve bu arada da kitaplar yazmaya başladım. Yıllar içinde yazdığım, biriktirdiğim, ders anlatırken toparladığım kaynakları ve birikimi kitaplara dönüştürdüm. 2002'den başlayıp bu seneye kadar, geçen 2020 başında da kitap yayınlandı. Yaklaşık 25 tane kadar kitabım oldu Nazmi Hocam. Ve bunların büyük kısmı yönetimle ilgili. Dolayısıyla benim şu andaki ana ilgi alanım yönetim. Bunlar ders kitabı değil, ders kitabı değil. Dışında kitap değil. Evet. Ders kitabı değil. Akademik bir endişeyle yazmadım. Çok fazla kaynakla, çok fazla atıfla, teknik açıklamalarla, teorilerle değil. Uygulamacılar alsın, okusun, anlasın ve kullansın diye yazdım. İnsan kaynakları yönetimi, performans yönetimi, stratejik yönetim, inovasyon yönetimi, duyguların yönetimi. Bu şekilde çoğunun isminde yönetim vardır. Eğiticinin eğitimi kitabı çokça bilindi, kullanıldı. O da benim eğitimcilik tecrübemin yansıtıldığı bir kitaptı. Yöneticiler için koçluk becerileri isimli bir kitabım oldu. Yani yöneticileri yönetmek ya da daha iyi götürmek için çaba sarf ediyorum. Bir şey söyleyerek bitireyim, ondan sonra sorularınıza cevap vermek isterim. Ben ülkemizin 3 tane problemi olduğunu düşünüyorum. Bir sürü problem var. Türkiye'nin problemi bitmez ama 3 tanesi neredeyse diğerlerine de kaynaklık ediyor. Bunlardan bir tanesi eğitim.
hepimizin malumu, içindeyiz, yaşıyoruz. İlkokuldan üniversiteye kadar eğitimde ciddi sorunlarımız var. Çok daha iyi olabilirdi, çok daha iyi olması gerekirdi. Eğitim bir numaralı problem. İkincisi yönetim. Yönetim eğitimle de bağlantılı tabii ki. Çünkü yöneticilerin eğitimi gerekiyor. Eğitilmiş yöneticilere ihtiyaç var. Liyakat sahibi yöneticilere. Yönetmeyi bilen yöneticilere. Üçüncüsü de üretim. Yani başlıkları söylersem eğitim, yönetim ve üretim. Üreten bir toplum olabilsek, kendimizi, ülkemizi, işletmelerimizi, kurumlarımızı iyi yönetebilsek ve insan kaynaklarımızı iyi eğitebilsek bence Türkiye'nin sırtı yere gelmez. Ama bu üç sorunumuz, üç ciddi sorunumuz bizi engelliyor. Bu üç konuda yani son 40 yıldaki özel üniversite örneğinden yola çıkarsak nasıl bir gelişim, nasıl bir değişim gözlüyorsunuz? Çünkü iki tarafta da bulundunuz, üniversitede de bulundunuz. Evet. Şirketlerde sayısız seminerler, konferanslar verdiniz, araç çalışmalar yaptınız. Her iki tarafı da yakından biliyorsunuz. Ne dersiniz? Şöyle söyleyeyim. Eğitimde büyük bir genişleme oldu. Yani 70'li yıllarda saysanız belki 15, 20, belki 40 tane Türkiye'nin geneline yayılmış olan üniversite denen kurum varken şimdi 200'ün üzerinde kurum var. Ve binlerce öğretim üyesi var, akademisyen var. Bu tabii öncelikle insanı mutlu ediyor sayının çoğalması. Türkiye 83 milyonluk bir ülke. Yüksek eğitimde böyle bir kapasite iyi. Ama kalite konusunda ben bir zayıflama olduğunu düşünüyorum. İmkanlar daha fazla. Bilgiye ulaşmak daha kolay, daha hızlı ve daha ucuz. Biraz önce bahsettim, ben turizmle ilgili kitaplar yazabilmek için kaynak araştırmak üzere İngiltere'ye bir burs bulup gittim. Kitap veya makale veya fotokopi alabilmenin Türkiye'de imkanlar çok daha zordu. Bugün dünyanın neredeyse bütün imkanları, kaynakları, üniversiteleri, kitapları internette klavyenin ucunda. Ama tabii bir kalite, kantite meselesi. Buradan yana bir sorunumuz var diye düşünüyorum. Bunun inşallah bir geçiş dönemi olduğunu, sonra dengelerin yerine oturacağını, kalitenin de yükseleceğini umuyorum. Ama eğitimin mutlaka ve mutlaka çok iyi yapılması, gençlerin kendini çok iyi yetiştirmesi, belki üniversitelerdekilerle aldıklarıyla yetinmeyip üzerlerine kendilerinin bir şeyler özellikle katmalarını öneriyor. Üretim konusunda da çok iyi değiliz. Belki Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o heyecanı, fabrikaların kurulmasını, üretimin artmasını, insanların üretmek için çaba harcamasını son 20-30 yılda yaşamıyoruz. Yani 80'lerden sonra biz Türkiye'de üreten değil tüketen bir toplum olduk. Hazırı, kolayı, toplayıcılığı, avcılığı bir meziyet zannettik. Yani ekip biçmek, üretmek değil de toplamak, almak, avlamak bizim için cazip olmaya, tercih edilmeye başladı. Ve bu da bugün Türkiye'yi bugünkü ekonomik sıkıntılarına getirdi. Yani konum siyaset değil ama lütfen yanlış anlaşılmasın. Benim şimdi gençlere her zaman gördüğümde, görüştüğümde önerdiğim bir şeyler üretin. Bunun ille de hani bir maddi ürün olması, bir ne bileyim kumaş veya bir makine olması değil. Bilgi üretin, fikir üretin, akıl üretin, eser üretin ve üretirsek biz zenginleşiriz. Hem mutlu hem de güçlü oluruz. Yönetim konusunda da yönetim kabiliyetlerimizin çeşitli nedenlerle zayıfladığını düşünüyorum. İyi yönetilseydik zaten üretimde ve eğitimde de başarılı olurdu. Yönetimde de sorunlarımız var. Bu tabii her şirket, her kurum, her organizasyon için söylemiyorum. Ama genelde gördüğüm, bu da yine insan kaynakları politikasıyla da ilgili. Yani yönetici seçimi, yönetici yetiştirme, yöneticilik geliştirme olması gerektiği gibi değil.
Dolayısıyla bazı yönetim pozisyonları aslında o göreve uygun olmayan kişiler tarafından doldurulduğu için üretemiyoruz da insan kapasitemizi ve diğer kaynaklarımızı da iyi kullanamıyoruz. Konuyu çok dağıttıysam kusuruma bakmayın. Yok. Bilmiyorum. Hocam iki tane soru var. Birini okuyorum. İnsan kaynakları yönetimiyle ile ilgili son dönem uygulamalar hakkında görüşlerinizi paylaşır mısınız? Hizmet sektöründeki son dönem yaşananlar yönetimleri nasıl önlemler almaya yeniliklere zorluyor diye bir sorumuz var. Şimdi gençler benden çok daha iyi bilecektir. Dijitalleşme çağındayız. Her şey bir şekilde dijital ortama taşındı. Bu insan kaynakları yöneticilerini de mutlaka çok ilgilendirdi, etkiledi. Onlara bir takım fırsatlar da, imkanlar da sağladı. Ama insanı bir sayı, bir işte bordrodaki bir değer, parasal anlamda ya da bir maliyet gibi değil. İnsan özellikleri de görebilmek ve anlayabilmek çok önemli. İnsan yönüyle, insancıl yönleriyle o kaynakları yönetebilirseniz, onlara o şekilde yaklaşırsanız bağlılıklarını, yaratıcılıklarını, üretkenliklerini sağlayabilirsiniz. İnsan kaynakları yöneticileri dijital ortamı, dijital fırsatları kullansınlar. Ancak insan yaklaşımını, insanın duygularına ve insani özelliklerine olan yaklaşımlarını hiçbir zaman azaltmasınlar. Hocam ikinci soru yorummuş hocam. Ben şeyi sormak istiyorum. Turizm sektöründeki şirketlerle çalıştınız mı? Yani seminerler falan o tip şeyiniz oldu mu? Evet, bazılarında dediğiniz doğru. O zaman turizm sektöründeki yönetim, yani yöneticilerin durumunu nasıl görüyorsunuz? O konuda ne dersiniz? Hem yönetim, yönetenler hem de yönetim felsefesi boyutuyla diyelim. Çoğu yönetici aslında insana hizmet etmek bir sanattır. Turizmde de insan faktörü önemli. Hizmet olayı söz konusu. Dolayısıyla burada kitapla, dersle, kursla değil de daha çok yaşayarak, deneyerek ve kendi içinden, mutfağından yetişerek gelmek çok daha önemli. Bu şekilde gelen yöneticilerin işi bildiklerini, kendi ekiplerini iyi yönettiklerini düşünüyorum. Onları gözlemleyebiliyorum. Yalnız şöyle bir olay yaşandı. Bu 80'li yıllardan sonra çok büyük teşvikler söz konusu olduğunda turizm alanına turizm ilgisi ve bilgisi olmayan birçok sektörden insan parası varsa, imkanı varsa ya da bu teşvikler onun için cazipse bu sektöre girdi. Büyük yatırımlar yaptı, büyük oteller kurdu. Ancak yönetim başka bir olay. Turizm sektöründe çalışmak farklı bir olgu. Bu yüzden bunların işletmeciliğini çoğu kez yabancı şirketlere, ünlü markalara, otel zincirlerine devrettiler. Dolayısıyla da belki de pastanın kaymağını, kremasını onlar yediler. Türkiye'deki turizm sektöründe hani belki de biraz yönetim zayıflıkları dolayısıyla her şey dahil uygulamalar, çok ucuza satılan turlar, paket programlar, yani sektörü çok karlı olmaktan uzaklaştırdı diye düşünüyorum, öyle görüyorum. Biraz daha bu konuda yetişmiş insanlar, işini bilerek, severek yapan insanlar içeride olsalardı, başında olsalardı, belki Türkiye bu kadar ucuz turistik bir ülke destinasyon olmazdı. Biraz daha kaliteli, biraz daha yüksek katma değer yaratan bir sektörde olabilirdi. Son dönemle ilgili bir yorum var. Haklısınız. Belki de hani soru değildi ama bu pandemi beklenmeyen bir olay. Bütün dünyada her sektör etkilendi. Hizmet sektörü doğrudan etkilendi. Dijitale geçilmesi mümkün değil turizmin. Turizmin bir insan hareketi, bir insanın konaklaması, seyahat etmesi, kalabalık yerlerde bulunması, eğlenmesi, yiyip içmesi, bunlar hepsi pandemi nedeniyle durdurulan insan faaliyetleri. Bu yüzden bu sektör hakikaten bu yıl, yani 2020'de ve tahmin ediyorum 2021'de de bu senede
bu olumsuzluğu yaşayacak. O zaman pandemi sonrası nasıl bir dünya olur? Ne, bu konuda ne dersiniz? Yani gerek turizm anlamında, yani sektör anlamında, gerekse mesela üniversite eğitimi anlamında, yani başka bir boyuta gittiğimize ilişkin ne bileyim iddialar var, görüşler var. Siz bunlara katılıyor musunuz? Ben şunu düşünüyorum, yani insanlar bu 2 yıllık tecrübeyi eğer kolay kolay unutmazlarsa, ben 2 yıl diyorum, en azından bu içinde olduğumuz kuşak eskisi gibi kitle turizmine katılmayacak. Yani büyük gruplar halinde, büyük tatil köylerinde veya kalabalık otellerde büyük grupların içine çok fazla girmeyecek. Hem alıştığı için hem de bu acı tecrübe yaşadığı için daha spesifik noktalara, belki bireysel ya da çok küçük gruplar halinde seyahatler gerçekleşecek. Bu belki biraz katma değeri yüksek bir turizm olacak. Otellerin de, eğlence mekanlarının da, yeme içme tesislerinin de biraz daha buna göre, yani yüzlerce kişinin, binlerce kişinin aynı anda girip çıktığı hareketlerden çok bireysel veya çok küçük gruplar halindeki seyahatler ve bu nedenle biraz daha nitelikli tesisler, hani hem sunduğu hizmet kalitesi hem de hizmet ortamı anlamında fark yaratmış yerler daha öne çıkacak diye düşünüyorum. Yani insanlar belki uzunca bir süre dikkatli, ölçülü, mesafeli bir şekilde seyahat edecekler. Ben kültür turizmin artacağını düşünüyorum. Yani deniz, güneş, kum turizminden çok kültür turizmin artacağını düşünüyorum. Bunun bir sebebi olarak da bu dönemde insanlar evlerinde ya kitaplarla ya işte dokümanter belgesel filmlerle ya da işte başka nedenlerle daha fazla bilgi topladılar, bilgi biriktirdiler. Şimdi belki de onları görmek, oraları gezmek için daha fazla bir ilgi duyacaklar diye düşünüyorum. Haklısınız hocam. Yani büyük fabrika gibi büyük yani olan otellerin tabii bir süre sıkıntı yaşaması mümkün. Daha küçük işte pansiyon olabilir veyahut da özel belgeli tesisler olabilir. Bunların geleceği daha yüksek olabilir. Haklısınız onda. Tabii bireysel turizm hareketleri daha yaygınlaşabilir. Şeyi nasıl görüyorsunuz? Yani şimdi bir yıldır aşağı yukarı uzaktan bir eğitim veriyoruz. Gerek okullarda, gerek üniversitelerde bu dönemde yine uzaktan olacak eğitim. Bunun sonraki yıllara yansıması ne olur sizce eğitim alanında? Şimdi bu online teknoloji gelişmeden öncesinde de daha çok CBT diye kısaltılmış bir computer based training diye bir şey vardı. Bazı konularda bilgisayar üzerinden önceden hazırlanmış ya da canlı yayınlar etkili olabiliyor. Özellikle bazı teknik eğitimlerde insan ilişkisinin, duygu aktarımının gerekli olmadığı alanlarda bu olabilir. Hatta belki de daha rahat ortamlarda, daha uygun saatlerde, insanların kendini daha dinlenmiş hissettiği zamanlarda, mesela yolun, trafiğin, gürültünün stresini yaşamadan bir eğitim almaları onlar için bir fırsat olabilir. Hibrit kelimesini kullananlar var. Ben de katılıyorum. Yani melez bir eğitim. Bunu öğrendik artık. Bu online teknolojinin sağladığı imkanları öğrendik. Mesela şu anda bilemiyorum kaç kişi, 100 kişiye kadar dediniz. Belki de ülkenin her yerinden, hatta ilgisi varsa, bilgisi varsa, haberi varsa Amerika'daki bir kişi de şu anda bizi izliyor olabilir. Coğrafi sınırlar kalktı. Anında ve zamanında iletişim kurulabiliyor ve bilgi aktarımı, paylaşımı mümkün olabiliyor. Ancak canlı ortamlardaki temasın da aktardığı başka bir özellik var. Yani ben şuna inanıyorum. Mesela bir üniversitenin bahçesinde dolaşmak bile insana bir şeyler öğretiyor. Yani mekan size bir enerji veriyor. O salonda oturmak,
o sıranın sertliğini ya da yumuşaklığını hissetmek, öğretim üyesini karşınızda canlı olarak görmek, mimiklerini, hareketlerini, ses tonunu yakalamak, gerektiğinde gidip ona soru sormak, onunla sohbet etmek, belki odasına gitmek, bunların verdiği başka bir öğrenme duygusu var. Yani sadece ses ve görüntüyle bir mesajın alınıp verilmesinden öte duygunun bir takım elektrik dalgaları diyeceğim, belki frekans diyebilirsiniz, bir şekilde telepatiyle insandan insana geçen bir şey var. Özellikle sanat türü bilgilerde, yani teknik bilgi değil, sanat diyeceğimiz durumlarda canlı eğitimin yerini tutamaz. Hocam bir soru var bununla alakalı. Pandemi sürecinde online eğitim alındı. Bu eğitim yüz yüze verilen eğitim kadar etkili değil. Bu konuda yapılacak, sizce bu öğrenciler pandemi esnasında hangi sorunlarla karşılaşacaklardır diye bir şey var. Biraz cümle çıktık var ama. Şimdi eğer kendisini bu işe adamış bir arkadaşımsa, bir öğrenci ise buradaki öğrendiklerini başka kaynaklarla da destekleyerek kendisini geliştirebilir. Evet, belki buradaki görüntü ve ses bir ölçüde sınırlı kalıyor. İstediği gibi belki temas kuramıyor. Ama mesela burada daha fazla soru sormak, daha fazla katılmak, yorum yapmak imkanları da yaratılabilir. Ben bunun yararlı olabilmesi için her iki tarafında bu niyetle hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani eğitimi veren de etkileşime açık, sorulara cevap veren, katılımı teşvik eden bir tarz ile yaklaşırsa ve gençler de sadece isimlerini veya resimlerini koymayıp aktif olarak orada bulunurlarsa buradan öğrenme imkanı var. Tabii bu programı kapattıktan sonra konuşulan konularla ilgili internete girip oradaki Google'a anahtar birkaç sözcük yazıp onunla ilgili bir makale, bir video, bir başka bir online eğitim, ders, kurs bulabilir. Bu bir imkan. Bunu da yaptığı zaman kendisini, yani yolda kaybettiği zaman, başka şekillerde geçirdiği stresli ortamlardan uzak bir şekilde evinde, masasında, bilgisayarının başında kendisini değiştirebilir, güncelleyebilir, geliştirebilir. Yani ben gençlere öneriyorum bu kaynakları, bu imkanları sonuna kadar kullanın. Bu bir fırsattır. Bu sizden önceki kuşakların sahip olmadığı, hatta 5 sene önceki kuşağın, 2 sene önceki kuşağın sahip olmadığı bir imkan. Bunu kullanın. Sonrasında da inşallah bu pandemi bitecek. Elbette yine konferanslar, seminerler, sınıf eğitimleri olacak. Onlarla da takviye etmeye bak. Belki biraz zaman kaybettiniz, belki birazcık motivasyonunuzu kaybetmiş olabilirsiniz. Ama bu bir dünyanın yaşadığı ortak sorun. Hiçbir zaman kişisel bir kusurumuz, kabahatimiz yok bize. Bunu telafi etmenin yolları var ve yapılabilir. Ben bazen soruyu alıp başka yerlere götürmüş olabilirim. Yok. Eğer öyle yapıyorsam kusuruma bakmayın. Yok hocam, istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Yani istediğiniz gibi anlatabilirsiniz. Bir soru daha var hocam. Hocam diyor, duyguların yönetimindeki kitabınızda hangi duyguları ele almıştınız? 8 temel insan duygusunu mu yoksa diğer duyguları da aldınız mı diye sormuş. Şimdi bu konularla aslında ilgilenen psikologlar belki. Ama benim kitabımın adı Organizasyonlarda Duyguların Yönetimi. Dolayısıyla duygular konusuna bir giriş yaptıktan sonra, yani olumlu duygular, olumsuz duygular ve bunların insanın davranışlarını, tutumunu nasıl etkilediğinden bahsettikten sonra daha çok çalışanların kendi yaşadıkları ya da çalışanların yöneticileriyle ilişkileri sırasında yaşadıkları duygular. Yani ilişkilerini etkileyen bir takım işte olumsuz duygulardan kaynaklanan agresif davranışlar veya pasif davranışlar. Bunun içerisinde motivasyon konusu, stres konusu, duygusal zeka konusu, bu konular da var. Ama ben hani bir psikolog gibi değil de bir yönetici gözüyle, insan kaynaklarıyla ilgilenen bir yönetici gözüyle o duygularla ilgili başlıkları ele aldım. Çatışma yönetimi o kitabın bir bölümü.
yeniliğe, değişime direnme ile ilgili bir bölüm var. Dolayısıyla yöneticilerin ve çalışanların duygularıyla, duygusal tepkileriyle ilgili bir kitaptı bu. Hocam aynı şeyle bir soru var. Duygusal çaba ya da duygusal emek mi anlatılmak istenen demiş. Sanırım anlatılan, biraz önce bahsettiğiniz o kitaptaki konuyla ilgili olarak. Yok, yani yöneticinin sormak, çözmek durumunda kaldığı bir takım duygusal sorunlar. Mesela çalışanı nasıl motive edecek? Çalışanlar arasında bir gerginlik, çatışma olduğu zaman bu çatışmayı nasıl çözecek? Stres, organizasyonel stres yaşandığında, kişisel de olabilir ama bu stresle nasıl baş edecek? Ve bu arada kitabın önemli bir bölümü duygusal zeka. Bu Daniel Goleman'ın 1990'lı yılların sonunda ortaya attığı, geliştirdiği, kitaplarını yazdığı, Türkçe'de çevrilmiş o kitaplar, çok güzel bir kitap. Duygusal zekanın iş hayatına etkisi. Bunları anlatıyorum ve liderlikte duygusal zeka da var. Başlıklar bunlar. Bir arkadaşımız şeyi soruyor, sizin arkanızdaki fotoğraf resmi soruyor. Kimin çizdiğini ve nereyi anlattığını soruyor sanırım. Ben tam göremiyorum ama. Şimdi, evet, gösterdiğiniz. Biraz çevireyim. O resim Saraybosna'da Baş Çarşı. Saraybosna'daki çarşının merkezinde ortada bir çeşme olan bir yer. Diğeri de 77 yılında çekilmiş bir fotoğraftan, siyah beyaz fotoğraftan bir yağlı boya tablo. Tokat sokak. O resimler benim. Ben yapıyorum yağlı boya. Siz resim de yapıyorsunuz. Evet. Evet. Hocamızın bir yönünü daha öğrenmiş olduk. Evet, zaten bir arkadaş Mehmet Kaplan Bey demiş ki bildiğim kadarıyla İsmet Hoca kendi çiziyor demiş. Sizi tanıyan birisi zannedersin. Herhalde selamlarımı iletiyorum. Ama ben genç arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Yani benim gibi yaşlı insanlardan bir tavsiye ederim. Estağfurullah hocam. Hayatlarına bir başka boyut daha katsınlar. Tek bir alanda uzmanlaşmak, derinleşmek veya tek bir boyutta ileri doğru gitmek çok da iyi bir şey değil. Çünkü orada yaşadıkları bir sorun bütün hayatlarını olumsuz etkileyebilir. Mutlaka bir sanat olmalı hocam. Evet. Bir sanat olmalı. Sanat olabilir, spor olabilir, müziğin herhangi bir dalı olabilir. Ama bir başka uğraşları daha olmalı. Hayatı çok boyutlu yaşamayı başarabilmelerini öneriyorum. Sizin dönemin hocalarında öyle bir eğilim vardı. Mutlaka bir sanatla, bir sporla, ne bileyim bir müzikle uğraşıyorlardı. Ben de bir kısmıyla çalışma veya da öğrencisi olma şansım oldu. Ama son yıllarda tabii bilemiyorum o aynı durum oluyor mu. İnşallah olur. Yoksa da. Yani gençlerimizin şimdi daha fazla imkanları var. Yine bilgisayardan resimle ilgili, müzikle ilgili veya ne bileyim diğer ilgi alanlarıyla ilgili kaynak bulabilirler. Kendilerini en azından temel düzeyde yetiştirebilirler. Ve sonrasında da zaman yaratıp bu hobileriyle, bu uğraşlarıyla, hayatlarının yeni boyutlarıyla mutlaka ilgilensinler. Bakış açılarını değiştiriyor, düşünme tarzlarını değiştiriyor. Problemlere çapraz çözümler üretme imkanlarını artırıyor. Yani her alan kendine özgü bir takım paradigmalarla, varsayımlarla geliyor. Dolayısıyla insan hakikaten çok geliştiren bir şeydir farklı alanlara ilgi duymak. Benim bir ilgi alanım da bahçedir, ağaçlardır, ormanda doğayla ilgilenmektir. Ona da fırsat buldukça, olabildiğince zaman ayırıyorum. Ne güzel hocam. Evet arkadaşlar, canlı olarak hocamıza soru yönetmek veyahut da duygularını paylaşmak isteyen varsa kendisi de canlı yayınımıza diyelim canlı yayınımıza katılabilir. Katılmak isteyen var mı veya sorusuyla, duygularıyla görüşmek isteyen var? Eğitimlerde genellikle bitirirken çoğu eğitimde sorusu olan var mı veya konferanslarda sorusu olan var mı diye bitirir. Ama ben bitirirken sorusu, örneği, yorumu, katkısı deyip çerçeveyi genişletiyorum. Yani sadece soru olmayabilir. Fikriniz, öneriniz, düşünceniz, katkınız, yorumunuz, örneğiniz beni mutlu eder. Umarım
arkadaşlar ve ben bundan yararlanırız. Buyurun lütfen. Söz size. Evet arkadaşlar. İsteyen canlı yayınımıza katılabilir. Yani, tuşuna basarak katılabilir. Oğuzhan iletişim numarasını soruyor. İletişim numarası yok. Direkt adrese tıkladığı zaman girebilir. Ha, sizin mi soruyor? Galiba beni soruyor. Ben şöyle söyleyeyim. Bana sosyal medyada evet. Ulaşabilir. Facebook'ta, Twitter'da veya LinkedIn'de. Hocamızın bir de sayfası var internette. Evet. Oradan da erişebilirsiniz. Oradan mesaj gönderebilir. Gerekirse iletişim kurabiliriz. Memnun olurum. Evet arkadaşlar. Katılmak isteyen yok mu? Evet hocam. Bir soru var hocam. O zaman ben o soruyu okuyayım. Lütfen. Ahmet Bey sormuş. İsmet hocam, insan kaynakları politikalarından bahsettiniz. Birkaç yıl önce Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklı Ofisi diye bir kurum kuruldu. Bu kurumun çalışmalarını takip ediyor musunuz? İnsan kaynakları politikaları konusunda devlet tarafından atılması gereken somut adımlar konusunda görüşlerinizi paylaşabilir misiniz diye sormuş. Açıkçası ben bazı özel nedenlerle belki 10 yaşından itibaren hiçbir şekilde politikayla ilgilenmiyorum. İnsan kaynakları için genel bir ifade kullanacağım. Bu konuyla ilgilenen için lütfen işe, kuruma ve kurumdaki ekibe uygun insanları seçin. Başka herhangi bir gerekçeyle tanıdık, bildik, akraba, yakın, hısım, kardeş, tanıdık vesaire diye hiç kimseyi yanınıza, ekibinize, işinize almayın. Hani onun başka ihtiyaçları varsa, yardımcı olmak istiyorsanız o sizin bileceğiniz bir şey. Ama bir ekip oluşturuyorsanız lütfen o görevin hakkıyla yerine getirecek, o görevi hakkıyla yerine getirecek yetkinliklere sahip olan, o işi isteyen, o işi severek, bilerek yapacak olan, elinden de o işin geleceği kişileri işe alın. İnsan kaynakları politikasını böyle yaparsanız bir defa daha sonra bütün çalışma süresi boyunca yaşanabilecek sorunların %50'sini çözmüş olursunuz. Bakın sorunları yarı yarıya azaltırsınız. Sonrasında daha büyük katkı, daha fazla değer, daha fazla verim, bağlılık bunları elde etmiş olursunuz. Ve hangi ekipteyseniz o ekibin başarması sizin başarmanızdır. Onun performansı sizin performansınızdır. Dolayısıyla insan kaynaklarında hakikaten nasıl olması gerekiyorsa o şekilde sistematik mülakatlar, performansa dayalı mülakatlar yaparak doğru kişileri alın, doğru ekipleri oluşturun ve doğru insanlarla çalışın. Ekibe uygun, kuruma uygun ve pozisyona uygun kişi olması lazım. Umarım cevap olmuştur. Evet. Sinan Bey teşekkür ediyor. Ahmet Bey teşekkür ediyor. Evren Kıran'ın bir sorusu var. Kültürler Arası Yönetim kitabınızdan yüksek lisans döneminde hem akademik anlamda hem de entelektüel anlamda çok faydalanmıştım. Emeğinize sağlık, nice eserlerinizi okumak dileğiyle demiş. Evren Kıran, sizin öğrenciniz galiba. Evren'e teşekkür ediyorum, selamlarımı iletiyorum. Kültürler Arası Yönetim aslında çok, özellikle mesela bakın burada turizmdeki kişilerin görmesi, okuması gereken bir şey. Çünkü farklı kültürlerin düşünce tarzları, davranışları, alışkanlıkları, yani ne bileyim yiyip içip oturup kalkmalarından öte bir takım zamanla ilgili, mekanla ilgili algılara, insana, otoriteye, bakış tarzlarıyla ilgili önemli ipuçları var. Ve turizm, madem ki kültürler arası bir ilişki, farklı uluslardan, Rusundan Amerikalısına, Japonundan Güney Amerikalısına bir sürü insanla ilişki, iletişim kuruyorsunuz. Onlarla müzakere ediyorsunuz. Ben tabii turizm işletmecileri için de söylüyorum. Dolayısıyla bana turizm sektöründe şu
25 tane olduğunu söylediğiniz kitaptan hangisini tavsiye edersiniz diye sorsalar, Kültür Arası Yönetim kitabımı öneririm. Onların en çok işine yarayacak kitap o olabilir. Bu arada Evren'e de teşekkür ederim. Bunu anlatmak için fırsat vesile olduğu için teşekkürlerim de. Tabii günümüzün dünyasında daha bir kültürlerin yakınlaştığı bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bu kapsamda sizin anlattıklarınız ve kitabınız önemli oluyor çünkü farklı kültürdeki insanları bir arada Evet. yönetmek, bir arada onlardan iş almak, iş çıkarmaları gerekiyor. Evet. Evet, evet onunla ilgili. Evet arkadaşlar, başka sorusu olan var mıydı? Evet. Hocam bir Gülşah Akkuş'tan bir soru var. Evet. Bilgisayar mı oluyor böyle? Hocama sormak istediğim bir soru var diyor. Öğrenciliğimde ve sonrasında turizm işletme kitabından faydalanmıştım. Bu kitabın belli bölümlerinden başka kitaplara doğrudan kaynak belirtmeden yapılan aktarmaları fark ettiğimde çok şaşırmıştım. Hocamın bilgisi var mı? Bu konudaki önceki yaklaşımlar nasıldı? İsim veremem diyor. Yani sizin kitabınızdan galiba blok halinde alınmış, başka iki yerlerde kullanmış demek istiyor Gülşah Hanım. Ne yazık ki bu oluyor galiba. Yazma hocam, tahmin ederim siz de aynı durumdan muzdariptinizdir, bilirsiniz. Burada da tahmin ediyorum akademisyen arkadaşlarım da var ya da ileride akademisyen olacak arkadaşlarım da var. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır, ben buna inanıyorum. Kitaplarımdan bir tanesi de bilgi yönetimi ve burada özellikle onu vurguluyorum. Bilgi üretmek, bilgi paylaşmak, bilgiyi kullanmak çok çok önemli. Ancak o bilgiye nereden ulaştığınızı, o bilginin kaynağının kim olduğunu söylemenin size herhangi bir olumsuz etkisi yok. Yani alıp da kendi adınızda ve herhangi bir kaynak isim zikretmeden söylediğinizde siz yani farklı bir değer kazanmıyorsunuz. Bilmiyorum. Yani hatta hırsızlık yaptığınız, hak ihlal ettiğiniz için, bir başkasının hakkını aldığınız için aslında etik de değil, bilmiyorum, anlamlı da değil. Ben bunu çok yaşadım, onun farkındayım, arkadaşımın söylediğinin farkındayım. Örneklerini görüyorum. Bazı bölümleri alıp kitaba dönüştürenler var. Bu kitaptan bahsetmiyorum, diğer kitaplarında da aynı şeyi yaşıyorum. Hiç olmazsa dipnot olarak, hani bu eser ya da bu çalışma ya da şu 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 fikirler şu kişiden alınmıştır. Kaynak odur. Daha fazlası veya orijinali için gidip ona bakabilirsiniz gibi bir ifadeyi yazmak, bunu yapan kişiye değer katar. Değerini azaltmaz. Akademisyenlikte, bilim insanlığında bu olmazsa olmazlardan birisi. Hani biraz önce ben bu kadar detaya girmedim ama akademik dünyayı nasıl görüyorsunuz, üniversitelerimizin nasıl durumda olduğunu söylüyorsunuz derken biraz da bunu kastediyorum. Şimdi teknoloji buna imkan verdi. Bir yerde hazır bir yazı buldukları zaman onu karartıp kesip öbür tarafa yapıştırıyor. Bazen hiçbir virgülün noktasını dahi değiştirmeden ve bir kaynak da zikretmeden kullanıyorlar. Şimdi bu şekilde alınmış unvanların da, bu şekilde elde edilmiş pozisyonların da bence değeri yok. Yazıktır, günahtır. İnanın kısa dönemde olmasa bile uzun dönemde bunların hepsi görünür, hepsi fark edilir. Ve o kişinin itibarına, saygınlığına, belki unvanına bile zarar getirebilir. Bundan kaçının. Benim en azından burada hitap ettiğim gençlere önerim özetle budur. Bilim insanlığı ahlaklı olmayı gerektirir. Kaynak göstermenizin bir sakıncası yok. Ancak şöyle de bir şey var, ben buna da katılıyorum. Herkesin bildiğini söylediğiniz zaman ille de ona kaynak göstermek zorunda değilsiniz. Çünkü artık her yerde, her kitapta aynı şey. Ne bileyim, en basiti bir yönetim kavramı için çok orijinal değilse eğer, şu kitapta var, bu kitaptan alınmıştır diye söylememize gerek yok. O kavram artık evrenselleşmiştir, anonim hale gelmiştir. Tamam, ama ondan sonra özgün bir ifade varsa onu lütfen tırnak içine alın, kenarına bir numara koyun ve arkasına da belirtin. Umarım Teşekkür çok ederim hocam. uzatmadım. Yok hocam. Evet arkadaşlar, başka soru ve katkı var mı?
veyahut da düşüncesini bildirmek isteyen var mı? Hocam bir soru var. Son dönem paradigmasına ne ad verilebilir denilmiş diye bir soru var. Nazmi Hocam, daha o kadar içindeyiz ki henüz ad verecek fırsatı bulamadık. Yani bir önce ne olduğunu anlayalım, bir tanıyalım, başını sonunu bir görelim. Ondan sonra herhalde bir isim veririz. Ama yani değişim çağı desem, zaten biz son herhalde 20-30 belki daha 50 yıldır değişim çağında yaşıyoruz. İletişim çağı desem o da değil, onu da açtık. Ama bugün hakikaten teknolojinin, iletişimin, ilişkilerin çok değiştiği bir çağdayız. Ben biraz daha bunun hani belki değişik öneriler gelecektir, farklı fikirler ortaya atılacaktır. Belki bu konularda bir takım kitaplar, makaleler yazılacaktır. Ondan sonra bir değişim ötesi falan olabilir mi diye işte gibi bir şey var, evet. Ama birisi, o zaman ondan ötede bir şey mutlaka gelecektir. Ötenin ötesi mi diyeceğiz ona da? Birisi de transparan çağı demiş. Transparan çağı, yani o da olabilir. O da olabilir. Şeffaflık çağı da olabilir. Çünkü herkes her şeyi görebiliyor, bilebiliyor, bulabiliyor. Mesela biraz önce arkadaşımın söylediği şey çok doğru. Bugün herhangi bir yerdeki bir makaleyi, yazıyı, paragrafı, satırı alıp internetteki arama motorlarına, isim söylemeyeyim, koyduğun zaman onun daha önce nerede, ne zaman, nasıl yazıldığı, geçtiği görünüyor. Bir fotoğrafı koyduğun zaman o fotoğrafın nerede, hangi kaynakta, ne zaman olduğu bir hemen bulunabiliyor. O fotoğrafın kime ait olduğu çıkıyor hocam. Tabii, tabii. Dolayısıyla herhangi bir gizlilik, saklılık, çalmak, almak, başkasının hakkını tecavüz etmek, bunlar son derece riskli şeyler bugünlerde. Yapılmaması gereken şeyler. Belki o transparan çağ isimlerden biri olabilir. Evet. Samuray önermiş onu da. Evet. Şey de olacak aslında, yavaş yavaş bütün bilgiler bir yerlerde toplanarak hepimizin bütün içi dışı bir olacak. Yani şu son zamanlarda biliyorsunuz işte Facebook gibi, Google gibi şeyler topladıkları bilgilerle bize bizden daha fazla yakınlar. Bizi bizden daha iyi tanıyorlar diyelim hocam. Evet. Yani tanıyorlar, evet. Evet arkadaşlar, başka soru, yorum, değerlendirme, görüş bildirmek isteyen var mı? Hocam son olarak siz ne demek istersiniz? Son şeyleriniz, duygu, düşünce. Ben gerek ekonomik, gerek sosyal olarak bir takım olumsuzluklar yaşamamıza rağmen hiçbir zaman umutlarımızı kaybetmeyelim, iyimserliğimizi kaybetmeyelim, gelecekten beklentilerimizi koruyalım ve bu geleceğe hazır olmak için de kendimizi yetiştirelim, kendimizi değiştirelim. Çünkü bu değişimi ve geliştirmeyi yapmazsak oyunun dışında kalırız. Ve birileri bizi gelip geçerler. Bunu kişi olarak da, ekip olarak da, kurum olarak da, ülke olarak da söylüyorum. Mutlaka kendimize emek vermemiz, çaba harcamamız ve o değişimi, dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ben sağlığım, imkanım olduğu sürece her zaman arkadaşlarıma bir kaynak olmaya, yardımcı olmaya hazırım. Beni bulabilirsiniz, bana ulaşabilirsiniz. LinkedIn gibi bir takım ortamlarda ya da işte sosyal medya kanallarında iletişimimizi kurabilir, sürdürebiliriz. Eğer bir yardımım, bir katkım olursa bundan sadece memnuniyet duyarım. Hocam bir soru geldi. Ronald Engelhardt postmateryalizm teorisini sunmakla birlikte demokrasinin olmadığı dünyada kültürel uzlaşmanın olmayacağını söylüyor. İsmet Hocam'ın bu konudaki görüşü nedir demiş. Şimdi biz 60'lı yıllarda öğrendiğimiz bilgilerle, 70'li yıllarda diyeyim, üniversitede demokrasinin, katılımlı yönetimin faydalarına, faziletlerine inanarak yetiştik. Dolayısıyla
bir toplumu en iyi duruma getirecek, refaha ve mutluluğa götürecek yol, o toplumun üyelerinin aktif katılımıyla, ortak çabasıyla, ortak inancıyla mümkün olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla herhangi bir otoriter tarzın, ben liderlikle ilgili de çalıştım, liderlikle ilgili de bir kitabım oldu. Orada da yani ekibiyle iletişimi, ilişkisi güçlü olan, onlarla birlikte düşünüp davranan yöneticilerin daha başarılı olduğunu, iyi sonuçlar aldığını düşünüyorum. Soruda da galiba buna benzer bir şey vardı. Demokrasinin olmadığı dünyada kültürel uzlaşmanın olmayacağını söylüyor diyor Ronald Inglehart için. Bu konuda sizin görüşünüz nedir diye sormuşlar. Yani demokrasi bir uzlaşmadır. İnsanlar arasında, kültürler arasında uzlaşmayı sağlayacak olan tarz, yönetim tarzı demokrasidir. Otorite genellikle kendi gücünü kanıtlamak için çatışmayı tercih eder. Ayrıştırmayı tercih eder. Dolayısıyla kültürler arası çatışmalar da genellikle otoriter yönetimlerin bir aracıdır da belki bir güç kaynağıdır da. O yüzden ben de kültürler arası yakınlaşmanın, insanlar arası, toplumlar arası yakınlaşmanın demokrasiyle karşılıklı anlayış, saygı ve açık dürüst iletişimle mümkün olacağına inanıyorum. Teşekkür ederim hocam. Sanırım başka bir katkı. O zaman aynı arkadaşımız şey diye sormuş. O zaman kültürel uzlaşmanın anlamı kalmıyor diye soruyor. Diye eklemiş yani biraz önceki sorusuna. Kültürel uzlaşmanın anlamı kalmıyor diyemem. Yani kültürel uzlaşma olmalı. Kültürler birbirine, ama uzlaşma demek kültürler arası anlayış, iletişim, açıklık, birbirine saygı olacaktır. Bir kültürün diğer kültürlere hegemonya kurmasından bahsetmiyoruz. Kültürler uzlaşabilirler. Neden uzlaşmasınlar? Çatışma yerine uzlaşmayı tercih etmediler. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şey oldu. Sizi tanımak da güzeldi. Kitaplarınızı biliyorduk ama sizinle yüz yüze gelme imkanımız olmamıştı. Böylelikle oldu. Bilmiyorum arkadaşlarımız da ben memnun oldum kendi adıma. İnşallah ileride tekrar görüşme imkanımız olur. Bu pandemi biter, yüz yüze İstanbul'da falan bir oturma imkanımız olur. Bundan çok memnun olurum. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ekibinize, şahsınızda bütün arkadaşlara selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Arkadaşlar çok teşekkürler. Tekrar bir sonraki derste görüşmek üzere diyelim. Sağ olun hocam.